İsmet ve Mevhibe İnönü'nün 3 çocuğunun ortancası olarak 6 Haziran 1926 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk, orta, lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Çankı İlkokulu gayet yakındı ve iyi bir okuldu. Beyaz yakalı siyah gönlük giyerdik, evet. Önlüklüydük. Ben bazen dil sesini duyarak çıkardım. Olmasa 5 dakikada giderdim oraya. Çankaya'da oturan o zamanki devlet erkanından da çocukları oraya giderdi. Tarih öğretmeni de, tanınmış bir öğretmen de Enver Behnaz Şapolyo. Bir sefer işte İnönü Savaşları söz konusu olmuştu ve bana bunu sen bize hazırla dedi. Ben de peki dedim, eve gittim, işte kütüphaneyi karıştırdım, orada Atatürk'ün nutkunu buldum. Ondan yararlandım. Sonra başka tarih, askeri kitaplardan yararlandım ve epey uzun bir şey yazdım. İnönü Savaşları hakkında, Atatürk'ün söyledikleri filan. Sonra bitti dedim, bir gün peki oku bakalım dedi. Derste okudum. Ben zannettim ki çok hoşlanıp gidecek. Bittikten sonra, ha iyi olmuş filan dedi. Ama dedi, benim beklediğim bu değil dedi. Nasıl dedim. Ben dedi, bekledim ki sen babana gideceksin. Ona diyeceksin ki, anlat bakalım baba, nasıl oldu bu savaşlar? O sana anlatacak, sen de bize onları söyleyeceksin. Bu senin yazdıklarını, ben hepsini biliyorum, bunlar hepsi kütüphanede var. Bundan bir şey öğrenmedim ben de. Lisenin son sınıfına kadar aile içindeki yaklaşım, abimin mühendis olacağı, benim de dış işlerine gireceğim eninde sonunda memur olarak, dışlarında çalışacağım şeklindeydi. Ancak son sınıfta işte fiziğin o dönemde çok önemli gelişmeler yaşadığını öğrendim. Teorik fizikçi olayım diye lisenin son sınıfında kendi kendime karar verdim. Fizikçi olmak için de o zaman yapılacak şey İstanbul'daki Fen Fakültesi'ne gitmekti. Fizik öğretim yalnız orada vardı, yüksek öğretim düzeyinde. Daha önce abim teknik üniversiteye girmişti ve İstanbul'da okuyordu. Abimin İstanbul'da okumasından annem çok rahatsız oldu. Çok seviyordu çocuklarını. İstanbul'a gitmesinden çok rahatsız oldu. Konuşurken babamla gene sorduğunda ne karar verdin diye, işte fizikçi olabilirim. Ama rahatsız olacağınız, belki İstanbul'a gidersem felsefeci de olabilirim diye söyledim. Felsefe Ankara'da okunabiliyordu. O zaman felsefeye ömür verilmez, sen gene fizikçi ol demişti. 1947'de Ankara Üniversitesi Fizik Matematik bölümünü bitirdikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü'nde fizik dalında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı. 1952 yılında Türkiye'ye dönen Erdal İnönü, Ankara Üniversitesi'nde fizik asistanı olarak göreve başladı. 52'de döndüm ve hemen Ankara Fen Fakültesi'ne asistan olarak girdim. Genel fizik enstitüsünde asistan oldum. Bir mekanik dersi vermeye başladım. 1964-74 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde fizik profesörü olarak görev aldı. Bu süre zarfında ODTÜ'de öğretim üyeliği dışında ana kademe kadrolarında çalıştı. Teorik Fizik Bölümü Başkanlığı, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Üniversite Rektörlüğü'nde bulundu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi yeni kurulmuş bir üniversiteydi. İddialı bir üniversiteydi. Teorik Fizik Bölümü diye bir bölüm kuruldu. Ben teorik fizikçiydim. Beni onun başına geçirdiler. O, bu şekilde daha özgür bir şekilde çalışabiliyordum. 4 Eylül'de yeni mütevelli heyet toplandı. Ve sürpriz şekilde, şaşılacak şekilde beni rektör atadılar. Bu defa vekil değil, rektör dediler. Beni çağırdılar. İşte aramızda konuştuk dediler. Herkesin fikri senin rektörlüğü yapmandır. Peki dedim. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun kuruluşuna katkıda bulunan ve TÜBİTAK Temel Araştırmalar Enstitüsü'nde kurucu müdürlük görevini yürüten Erdal İnönü, aynı zamanda NATO Fen Komitesi'nde çalıştı ve UNESCO Yürütme Kurulu'nda görev aldı. 2004 yılında fizik alanında Nobel'den sonra en önemli ödül olarak kabul edilen Wegener Madalyası'nı aldı.
1983 yılında siyasete atılan Ertan İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi kurucu genel başkanı oldu. SODEP ve Halkçı Parti'nin birleşmesi sonucu kurulan SHP'nin ilk olağanüstü kurultayında SHP genel başkanı oldu. Bu görevini 1993 yılına kadar sürdürdü. Ve sonunda kendi kendime ben galiba gelsem iyi olacak diye karar verdim. Ondan sonra telefon ettim eşime basın toplantısından sonra dedim kusura bakma işte ben siyasete giriyorum ve basın toplantısı yaptım. Erdal yapma dedi ve bağırdı böyle yapma diye ve kapattı telefonu. Ben çok üzüldüm tabii ama yapacak bir şey yoktu. Genel başkan oldum. İlk defa 15 Ocak pazar günü Altındağ ilçe kongresine gittim orada bir konuşma yaptım. Tabii o ilk konuşmamdı siyasetçi olarak. Kalabalıktı, o salon dolmuştu. Kibar davrandılar, alkışladılar. Erdal İnönü 1986, 1987 ve 1991 genel seçimlerinde İzmir milletvekili olarak mecliste yer aldı. 1991 genel seçimlerinde Doğru Yol Partisi ile SHP'nin kurduğu koalisyon hükümetinde başbakan yardımcısı ve devlet başkanı olarak görev üstlendi. SHP ve CHP'nin birleşmesinin ardından Erdal İnönü 1995 yılının Ekim ve Kasım aylarında Dışişleri Bakanı olarak görev aldı. O zaman başbakan yardımcılığını bıraktım. Yani önce genel başkanlığı bıraktım. Onun doğal sonucu da başbakan yardımcılığını bırakmaktı. İşte Kara Yalçın hem genel başkan oldu kurultayda hem başbakan yardımcısı oldu. Ama ben milletvekiliğim devam ediyordu. Ondan sonra Hikmet Çetin genel başkan olunca hala da milletvekiliydim. O bana önerdi şey yaparken başbakan yardımcısı olarak kendi kanadını kurarken Dışişleri Bakanlığı'nı bana önerdi. Ben de onu kabul ettim. Yani o zaman belki artık kabul etmem gerekirdi. Ama dedim madem ki öyle, pekala Dışişleri Bakanlığı da yapayım. Önerdim ve işte onu yaptım Ekim'e kadar. Kars'a gittik, kar vardı işte. Yürürken galiba ayağım kaydı düştüm. Beni kaldırmaya çalıştılar. Zaten o zaman fark ettim. Beni kaldıramıyorlar ve işte daha böyle omuzumu almaya başlamışlardı. Omuzdan almaya başlamışlardı bu gezilerde. Ben de yap minnetmeyin diyordum. Böyle onları itiyordum aşağıya. Ama hiç dinlemiyorlardı. Burdur'da falan bayağı kaldırdılar havaya kaç defa. Kars'ta ilk defa fark ettim ki ben eğer yere yatarsam beni omuzdan alamayacaklar. Ondan sonra o taktiğe başvurdum ama bir daha kaldıramadılar. Bir sefer yaşlıca bir adam yine babamı tanıyormuş falan otobüsün yanına geldi. İşte ben sana kurban olayım, yurunda öleyim filan dedi. Aman aman dedim. Sakın ölme. Bir oy bir oydur. Orada çok güldüler. Türkiye'nin en mütevazı devlet adamlarından Erdal İnönü, 31 Ekim 2007 günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Amerika'dayken bir ufak şiir yazdım. Anka Kuşu diye bir şiirdi. Güzelsin biliyorum. Yerde gökte eşin yoktur. Yoktur eşin. Ama benim de gençliğim var. O da bir defa gitti mi geri gelmez. Söyle bana Anka Kuşu değer misin? Bir ömrü adamaya değer misin?